Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu gıdalar olacak arkadaşlar ve bununla birlikte de aslında seneyi kapatmış olacağız. Bu son konumuz olacak diyebiliriz. Son ünitemizin son bölümündeyiz artık. Gıdalar deyince nelerden bahsedeceğiz peki? Hazır gıdalar diyerek başlayacağız arkadaşlar. Bir gıdayı hazır gıda yapan etken nedir? Onun üzerine konuşacağız. Ardından da yenilebilir yağ türlerinden bahsedeceğiz. Hani güzel güzel zeytinyağımızı yiyoruz, ayçiçek yağımızı ya da tereyağımızı yiyoruz. İşte onların özelliklerinden bahsedeceğiz ve endüstride nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz arkadaşlar. Hani markette satın alırken üzerinde yazan ibarelerin anlamlarını değerlendiriyor olacağız. Peki bu dersi tamamladığımız zaman bize ne katkıları olmuş olacak arkadaşlar? Neleri öğrenmiş olacağız? Şimdi doğal ve hazır gıdalar arasındaki farkları öğreneceğiz. Bir gıda maddesini hazır gıda haline getiren özellikler nelermiş onlardan bahsedeceğiz. Ve yağları da sınıflandırıyor olacağız. Tabii ki dersi tamamladıktan sonra artık dönemin son ödevlendirmesini de yapmamız gerekecek. Dinamo kimya kitabımız arkadaşlar artık tamamladık. Son noktasındayız. Burada Testra 14-21 arası bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Son ünitenin son testleri diyebiliriz. Sayfa numaralarına da hep birlikte bir bakalım. Burada arkadaşlar gıdalar kısmını tamamlayacağız. Sayfa 206'dan 224'e kadar tamamlamış olmamız gerekecek. Peki içeriğinde neler var? Şöyle ondan da bir bahsedelim. Birlikte bir bakalım kitabımıza. Arkadaşlar her sayfada bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Bu çözümlü örnekten sonra da orada bize anlatılan konuyla alakalı aslında 4 tane soru bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Her sayfada bu şekilde devam edecek ve ardından artık üniteyi de tamamladığımız için öncelikle tabii ki bölüm tarama testi, ardından ünite tekrar testlerimiz, sonrasında fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik ALFL testlerimiz olacak ve son olarak da ÖSYM tarzında testler ve yazılı tipinde sorularla güzelce kitabımızı da tamamlamış olacağız. O zaman haydi başlayalım bakalım neler varmış. Arkadaşlar gıda ya şöyle ikiye ayıracak olursak doğal gıda ve hazır gıda olmak üzere aslında burada bir gıda maddesinin hazır mı yoksa doğal mı oluşunu üretim süreci belirliyor. Arkadaşlar eğer bir gıda maddesini doğrudan tüketiyorsak, yani dalından koparılmış bir meyveden bahsediyorsak, işte bu aslında doğal gıdadır. Burada herhangi bir müdahale yoktur ya da bir katkı maddesi bunu değiştirecek, özelliğini değiştirecek hiçbir etken yoktur. Ama eğer biz burada herhangi bir katkı maddesi kullanıyorsak veya herhangi bir ısıl yöntemi uyguluyorsak, işte orada bizim gıda maddemiz hazır gıda haline gelmiş olacak. Hani paketlenmiş ürünlerin hazır gıda olmasının sebebi aslında bu. Nedir peki bu hazır gıdaya koyduğumuz ek maddeler, katkı maddeleri? Renklendiriciler olabilir, emülgatörler, tatlandırıcılar, koruyucular, asitlik düzenleyiciler ya da antioksidanlar arkadaşlar. İşte bu katkı maddelerinden herhangi birisi ilave edildiyse bizim gıda maddemizin içerisine, o artık bir hazır gıda maddesidir diyeceğiz. Peki bu katkı maddelerini şöyle değerlendirmeye alacak olursak neler olabiliyor? Dedi ki koruyucu olabiliyor. Ne işe yarıyor peki koruyucu? Küf ve bakteri oluşumunu engelliyor arkadaşlar. Temel nedeni, kullanma amacımız budur koruyucuları gıda maddelerinin içerisinde. Veya bir renklendirici olabilir arkadaşlar. Yeterince güzel gözükmüyordur. İşte daha güzel gözükmesini sağlamak için rengini daha albenili hale getirmek için kullandığımız katkı maddesine renklendirici diyeceğiz. Emülgatör, diyelim ki heterojen bir karışım halinde bizim gıda maddemiz. İşte bunu daha homojenize hale getirmek için, homojen göstermek için kullanılan katkı maddesine emülgatör adını veriyoruz. Hani emülsiyondan aklınıza gelebilir arkadaşlar. Veya asitliği bazlığı yeterince uygun değilse gıda maddesinin, asit baz sağlayıcılar sayesinde doğru pH seviyesine ulaştırabiliriz arkadaşlar. Burada kullandığımız katkı maddesi asit baz sağlayıcı olacak ve tatlandırıcılarla da daha lezzetli hale getirmeye çalışabiliriz. Peki bu katkı maddelerini koymamızın, kullanmamızın temel amacı nedir? Niye doğrudan tüketmiyoruz, doğal tüketim haline getirmiyoruz da böyle bir katkı maddesine ihtiyaç duyuyoruz? Arkadaşlar burada en temel amaç bu gıda maddesinin raf ömrünü uzatmak olacak. Çünkü bunu satan insanlar daha uzun süre rafta kalabilsin, bozulmasın ki daha düzgün bir şekilde gelir elde edebilirim istiyorlar. Ve bir taraftan da bizim de aynı şekilde saklama koşullarımızı daha uzun süreli hale getirebilmek için bu katkı maddelerine ihtiyaç duyduğumuzu söyleyebiliriz.
Ayrıca daha lezzetli hale getirmek için tatlandırıcı kullanıyoruz veya daha güzel görünmesini sağlamak için işte bir renklendirici kullanabiliriz ya da emülgatör kullanarak görünümünü de daha düzgün hale getirebiliriz. Burada arkadaşlar hani markete gittiniz diyelim ki bir tane gıda maddesi satın alacaksınız ve o üzerindeki etiketi şöyle bir göz atıyorsunuz. Arkadaşlar orada E ile başlayan bazı kodların var olduğunu göreceksinizdir. İşte o E kodları aslında bize o gıda maddesinin içerisinde kullanılan katkı maddelerinin neler olduğunu, hangi tür katkı maddelerinin kullanıldığını söyleyen temel bilgiler olacak. Tabii ki ezbere bilmemiz gerekmiyor ama anlamlarını en azından biliyor olmamız gerekiyor. İşte eğer E 100 ile 180 arasında bir ibare görüyorsak orada bu o gıda maddesinin içerisinde bir renklendirici kullanıldığını bize gösteriyormuş. Ya da 200-297 arasında bir E kodu görüyorsak bu onun koruyucu olduğunu, antioksidan, emülsifiyer yani emülsiyonlaştırıcı maddeler, asit baz sağlayıcı, tatlandırıcı ve koku verenler ya da geniş amaçlı diğer katkı maddelerinin arkadaşlar her biri için bir E kod var ve biz gıda maddelerini satın alırken o etiketlere bakarak hangi katkı maddelerinin kullanıldığını kolaylıkla görebiliriz. Peki gıdadan ne bekleriz? Özellikle hazır gıda alacaksak arkadaşlar tabii ki alacağız şöyle bir etiketini okuyacağız. Mümkünse o E kodlarına dikkat ederek hangi katkı maddelerinin kullanıldığını göreceğiz arkadaşlar. Hangileri kullanılmış, acaba doğru maddeler kullanılmış mı? Şöyle bir göz atmamızda fayda var. Ve tabii ki beklentilerimiz olacak bu gıda maddesinden. Öncelikle tabii ki sağlıklı olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle sağlıklı olmalı. Kolay tüketilmeli, tüketimi kolay, teknoloji gerektirmeyen bir gıda maddesi olmalı. Kullanılan katkı maddeleri doğru ve standartlara, şartlara uygun olmalı. Tabii ki devletler bu konuda bazı kurallar koyuyor. Bu kurallara uygun şekilde üretilmiş olduğundan emin olmamız gerekiyor. Besin değerlerini kaybetmemiş olması gerekiyor. Besin değerleri için zaten biz o maddeyi alıyoruz. Dolayısıyla kullanılan katkı maddeleri ya da ısıt işlemler yüzünden besin değerleri kayba uğramamalı. Ve katkı maddesi kullanılırken arkadaşlar bir gıda maddesinin ayıbını örtmek için kullanılmaz. Bak kullanılma amacı daha kaliteli hale getirmektir. Oysa ki atıyorum bir çürümüş madde var. Gıda maddesi var. Bunun çürümüş olma özelliğini ortadan kaldırıcı bir katkı maddesi kullanmak alakada aykırı bir şey. Dolayısıyla da katkı maddelerinin kullanım amacının doğru bir şekilde belirlenmiş, değerlendirilmiş olması gerekiyor. Dedik ki arkadaşlar bir gıda maddesini hazır gıda haline getiren tek şey katkı maddesi değil. Onun üzerinde uygulanan ısıl işlemler de onu yine hazır gıda haline getirir. Burada en çok karşımıza çıkan tabii ki süt olacak. Markete gidip bir süt satın almaya kalktığımız zaman üzerinde UHT ya da pastörize şeklinde ibareler görüyoruz arkadaşlar. Bunların anlamlarını biraz bilmemiz gerekiyor. Şimdi aslında UHT dediğimiz yöntem de pastörizasyon yönteminin bir türevidir, bir alt başlığıdır şeklinde değerlendirebiliriz. Bak asıl pastörizasyon en temeldeki amacı nedir? Patojen bakterileri ortadan kaldırmak. Bak, bunların hepsinin amacı bakterilerin ölmesini sağlamak. Bakteriler öldüğü zaman ne oluyor? Tabii ki daha uzun ömürlü, daha fazla dayanabilen gıda maddeleri elde etmiş oluyoruz. Burada arkadaşlar eğer düşük sıcaklık ve uzun bir süre bu pastörizasyon işlemini gerçekleştirirsen, yani sütü aldın, ısıttın ve uzun süre bu yüksek sıcaklıkta beklettin. Bu LTLT yani pastörizasyonun ilk aşaması olarak karşımıza çıkıyor. Pastörizasyonun ilk turu olarak karşımıza çıkıyor. Burada 30 dakika boyunca 63 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta sütü tutuyoruz ve bu bekleme esnasında da patojenlerden kurtuluyoruz. Bunun biraz daha yüksek sıcaklıkta gerçekleşen kısmı var arkadaşlar. Burada da 15 saniye boyunca 15 saniye santigrat derece kadar ısıtıyoruz. Yani 63'ün üzerinde de bir sıcaklığa çıkıyoruz. İşte bu daha kısa sürede daha fazla aslında bakterinin ölümüne sebep oluyor. Bu şekilde daha fazla koruyucu hale getirmiş oluyoruz. Daha uzun süre dayanmasını sağlıyoruz. Bir de UHT yöntemi var. Bu da ultra yüksek sıcaklık demek aslında arkadaşlar. Pastörizasyonda ise süt ve süt ürünleri sadece 2 saniye boyunca ve en az 138 santigrat derece gibi yüksek bir sıcaklıkta bekletiliyor arkadaşlar. Sadece 2 saniye boyunca bunu bekletmemiz yeterli oluyor. Sıcaklık çok yüksek olduğu için burada bütün bakterilerden kurtulmuş oluyoruz. Hepsi ölüyor gidiyor. Dolayısıyla burada artık bizi hasta etme riski kalmamış oluyor. Ama
Eğer pastörizasyon yönteminden bahsediyorsak, yani daha düşük sıcaklıklarda yapılan bir süreçten bahsediyorsak, burada hala daha bize zarar verme ihtimali olan bakteriler yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla bu risk teşkil etmeye de devam ediyor. Ama ikisi arasındaki ikilem şudur arkadaşlar. Burada hala daha bakteri kalmış olma ihtimali var ama besin değerlerinde hiçbir kayıp yok. Buraya geldiğimiz zaman çok yüksek sıcaklıklarda yapılan bir temizleme işleminden bahsediyorsak, bu defa da arkadaşlar bakteri kalmış olmuyor. Yani bizi riske atacak hiçbir durum ortada kalmıyor. Ancak bu defa da besin değerlerinde kayıp oluyor. İşte bu seçim de bize kalmış. Daha uzun süre dayanan ama besin değerlerinde de belli bir kaybı olan bir süt tüketmek istiyorsak, UHT yöntemiyle hazırlanmış sütü satın almamızda tabii ki herhangi bir sakınca yok. Geliyoruz yağ türlerinden bahsetmeye. Arkadaşlar tabii ki gıdalar başlığı altında konuştuğumuz için yenilebilir yağ türlerinden bahsedeceğiz. Şimdi burayı iki başlıkta inceleyeceğiz aslında. Fiziksel haline göre değerlendireceğiz. Katı veya sıvı olabilir bizim tükettiğimiz, yediğimiz yağlar. Katı yağ deyince aklımıza tabii ki ilk tereyağı geliyor. Ardından margarin ve palmiye yağlarını katı yağlar kategorisinde inceleyeceğiz arkadaşlar. Tereyağı nedir? Süt veya yoğurdun kaymağından elde ettiğimiz yağ türüne tereyağı adını veriyoruz arkadaşlar. Margarine gelecek olursak, bak bu hayvansal yağ değil mi? Geri kalan bahsedeceğimiz bütün yağlar bitki temelli yağlar arkadaşlar. Margarini çakma tereyağı diye düşünebiliriz aslında. Çünkü aslında sıvı temelli bir yağ olan bitkisel bir yağın doymamış özellikteki yağın doyurulmasıyla tereyağına benzer hale getirilmesine biz margarin adını veriyoruz arkadaşlar. Burada elde ettiğimiz yağ türü de margarin olarak isimlendiriliyor. Dolayısıyla bitkisel temelli yağlardır aslında margarinler. Bitkisel temelli yağlardan tükettiğimiz yenilebilir yağlar arasında aslında katı yağ olarak sayacağımız sadece palmiye yağı var arkadaşlar. Bunun dışındaki bütün bitkisel temelli yağların sıvı yağ olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şu doymuşluk doymamışlık kısmından bahsederken de diyeceğiz ki hayvansal temelli yağlar doymuş, bitkisel temelli yağlar ise doymamış yağlardır. Temelli farkları da budur diyebiliriz arkadaşlar. Endüstriyel yağlara gelecek olursak, yani markete gittik, zeytinyağı satın alacağız. Bu zeytinyağının üzerinde bazı ibareler görüyoruz. Birinde sızma yazıyor, diğerinde rafine, riviera veya winterize yazdığını görüyoruz arkadaşlar. İşte burası aslında bunların anlamıyla ilgili bizi bilgilendiren kısım oluyor. Sızma yağ ne demek? Bak sızma en kaliteli yağ türü arkadaşlar. Çünkü burada doğallığı bozan hiçbir etken yok. Sadece presliyorsun zeytini aldıktan sonra. Preslenme işlemine tabi tutuyorsun. Burada gelen yağı alıp kullanıma sunuyorsun arkadaşlar. Sızma o yüzden en kalitelisi ve dolayısıyla da en pahalısı oluyor. Ama senin temelde kullandığın zeytin yeterince kaliteli değilse bu defa asitliği yüksek bir yağ elde etmiş oluyorsun. İşte bu asitliği yüksek yağı tüketilebilir hale getirme, yani bu asitliğin giderilmesine de rafinasyon işlemi adını veriyoruz. Dolayısıyla elde ettiğimiz yağın adı da rafine yağ oluyor arkadaşlar. Riviera'ya gelecek olursak, şimdi rafine yağ oldukça kalitesiz, sonuçta zeytin kalitesizdi, ürünümüz de kalitesiz oldu. Bir tarafta da sızma zeytinyağı var. Çok kaliteli, dolayısıyla bunu elde etmesi de zor. İşte bu ikisini birbirine karıştırıp belli oranlarda elde ettiğimiz yağ da Riviera yağ adını veriyor olacağız arkadaşlar. Bir de bulanık yağlar var arkadaşlar. Yapısal olarak bulanık durumdalar. İşte oradaki bulanıklığı gidererek elde ettiğimiz yağlara da winterize yağ diyeceğiz. Hani bazı marketten satın alırken yağların üzerinde sızma yazmasına rağmen bulandığını görürüz. Aslında burada demek ki bir oyun varmış aslında. Winterize yağın sanki sızma yağmış gibi raflara konulduğunu söylemiş olabiliriz arkadaşlar. Peki yağların gerekirinden fazla kullanılmasının bizim üzerimizde ne gibi olumsuz etkileri var? Tabii ki yağ tüketeceğiz ama belli bir oranda kalması, belli bir miktarda kalması çok önemli. Eğer gerekenden fazla kullanırsak ne olur? Bir kere gereksiz bir şekilde enerji artışına sebep olur. Çünkü temel enerji verici maddelerden birisi yağ. Eğer fazlasıyla kullanırsak bu fazladan enerjiye sahip olmamız anlamına gelecek. Tabii ki şişmanlığın temelinde yatan aslında aşırı yağ tüketimidir.
Yağ tüketimi aynı zamanda damarlarda tıkanıklıklara yol açtığı için kalp hastalıklarına sebep olur. Tip 2 diyabete direktmen yol açar arkadaşlar. Karaciğerde yağlanmaya sebep olur. Bu da önemli hastalıkların temelinde yer alır. Kanda aşırı bir kolesterol yükselmesine sebep olur. Bu da özellikle ilerleyen yaşlarda büyük problemler yaratır ve damar tıkanıklığına neden olur. Yine aynı şekilde damardaki aşırı yağlanmanın sonucu olarak. Peki yağların yüksek sıcaklıklarda kullanılması mantıklı bir hamle midir? Çok yüksek sıcaklıkta bir yağ tüketirsek bunun bize getirisi ya da daha doğrusu götürüsü ne olur? Öncelikle arkadaşlar özellikle zeytinyağı gibi bazı yağları çok yüksek sıcaklıklara çıkarırsak bunların kimyasal yapısının bozulduğunu görürüz arkadaşlar. Kimyasal yapısındaki değişme de tabii ki bizim sağlığımızı doğrudan olumsuz etkileyecektir. Yağın yanarak zehirli hale gelmesine sebep olabilir. Yani aşırı yüksek sıcaklıkta kullanacak olursak bizi zehirleme ihtimali ortaya çıkar. Zararlı maddelerin oluşmasına sebep olur arkadaşlar. Ve kanserojen etki oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla da aşırı yüksek sıcaklıklara özellikle de bazı yağ türlerinin çıkarılmamasından emin olmamız gerekiyor. Peki aynı yağı defalarca kullanacak olursak diyelim ki patates kızartıyoruz ve aynı yağla biz defalarca bu işlemi yapıyoruz. Burada arkadaşlar çok fazla süre kullanırsak kanserojen madde oluşumu zamanla meydana gelebilir. Burada yağlar oksijenle reaksiyona girmeye başlar. Yani yanarlar ve yan ürünleri oluştururlar. Bunlar da bizi zehirleyebilir, bize çok ciddi zararlar verebilir ve bağışıklık sisteminin yine zarar görmesine sebep olabilir. Aynı yağı defalarca kullanmak. O yüzden belli bir süre sonra kullandığımız yağı yenilememiz, değiştirmemiz gerekiyor. O zaman konumuzu da güzelce bitirdiğimize göre nelerden bahsettik? Hazır gıdalar üzerine konuştuk ve yenilebilir yağ türlerini değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Katı ve sıvı başlıkları altında, ardından da tabii ki endüstride kullandığımız yağ türleri üzerine konuştuk. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu beğeniyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Hepinize sağlıklı günler ve güzel bir tatil diyorum. Tekrar görüşmek üzere.